Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün 25 Ocak 2022 Salı. Hoş geldiniz. Güzel bir salı geçirin. Evet, bu sabaha karşı 6 sıralarında Ay Akrep Burcu'na geçiyor. Ve gün boyu da Akrep Burcu'nda ilerleyecek. Ayın Akrep Burcu'nda ilerlediği gün boyunca hayatımızdaki dinamikler duygusal olarak bu arada biraz daha alt planda, daha hani hissiyatlar geri planda olacaktır. Çok duygularını belli etmeyen bir burçtur. Ancak sabit bir grup burç olduğu için tutkulu, inatçı, vazgeçmeyen bir yapıda olacağız duygusal anlamda. Şimdi finansal göstergeler dedik. Evet, Akrep Burcu parayı yönetir, 8. evi yönetir. Paylaşılan kaynaklar, ortak değerlerimiz, bankalar, krediler, borçlar, vergilendirme sistemleri gibi alan Akrep Burcu ile bağdaştırılır ve tabii ki onun yanı sıra da bazı hayatımızdaki çözümsüz olan böyle ufak tefek krizleri de meydana getiren bir alan. Şimdi Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni Mars, dün Oğlak Burcu'na geçti. Mars'ın Oğlak Burcu'na geçmesiyle tabii bu alanı güçlü bir yöneticisi var artık. Mars Oğlak Burcu'nda çok güçlü, istikrarlı, hedefine odaklanan, azimli, zirveye oynayan bir yerde, bir yapıda. Dolayısıyla çok güçlü bir gün aslında. Finansal göstergeler burada bizim için şunu işaret ediyor. Hayatımızın odak noktasında finansal konular olacaktır. İşte en küçük, en basit olarak mesela bir fatura ödemesinden tutun. Diğer tüm ödeme veya alacaklar, emeklilikle ilgili konular, dediğim gibi vergiler, sigortalar, primler, ortak paylaşılan kaynaklar, eş veya ortaklıktan gelen konular gibi birçok geniş bir yelpazeye sahiptir burası. Tabii Mars burayı yönettiğine göre güçlü dedik. Mars çünkü burada çok istikrarlıdır ve gün genelinde de daha güçlü, daha böyle vazgeçmeyen bir yapıda olacağız. Aslında bu bizim için faydalı. Yani Mars'ın Oğlak seyahati bizi geri bırakmış, geri planda kaldığımız konularda böyle daha çabalamaya yatkın hale getirecek. Bu arada Venüs tabii hala Oğlak Burcu'nda, bazı ilişkilerde mesela özellikle beraber yürüdüğünüz insanlar, beraber yol alınan kişiler, geçmişte belki bazı vukuatlar yaşanmıştır. Artık birlikte yürünemeyeceğine ikna olunabilecek ya da ikna olunması gerektiğini, çünkü en önce bizim varlığımız, bizim bireyliğimiz burada ön planda olmalı. Çünkü artık Güneş Kova Burcu'nda birey olma, kendini ortaya koyma, toplum içine karışma, söz sahibi olma, kendini dile getirme zamanı. Yani özgüven biraz daha yüksek olacaktır burada, ama tabii sabitlik olduğu için. Güneş kovada, işte ay burcuna geçti. İşte ay güneş karesi tabii ki burada bazı zorluklar getirebilir, bazı ilişkilerde özellikle. Krizler, aşılması zor krizler olabilir. Hemen günün açılarına bakıyoruz şimdi. Bu sabaha karşı evet saat 10 sıralarında ayın Merkür'le bir karesi var. Duygu ve düşünceleri aktarmak zor olabilir. Ortak noktayı bulmak zor olabilir. Diyaloglarımıza daha dikkat etmemiz gerekiyor. Problemler, yanlışlıklar, yanlış anlaşılmalar gibi durumlar olabilir. Çünkü Merkür hala retro. Sabah 8 ile 11 arası ayın Merkür'le bir karesi var. Önemli görüşme, konuşma, toplantı, iletişim, diyaloglarda yanlışlık, aksaklık, bazı konularda biraz daha gecikmeler söz konusu olabilir. Merkür retro olduğu için önemli iş ve görüşme gibi, toplantı gibi bazı diyaloglarımız aslında bu saate denk getirmemekte fayda var diyebilirim. Evet, saat 07 sıralarında ise ayın Mars'la güzel bir üçgeni var. Güne erken başlayabiliriz. Enerjimiz yüksek olabilir. Mars Oğlak Burcu'nda çok güçlüdür. Önümüzdeki bir ay boyunca aslına bakarsanız bizim için önemli başarılar da getirecektir Mars bu yerleşimiyle birlikte. Evet, ayın Güneş'le karesi ise saat 16.40'da gerçekleşiyor. Ay Güneş karesi sabit grup burçlarda kendini ortaya koymakta oldukça iddialı olabiliriz. Tutkulu, ihtiraslı olabiliriz. Fakat mesela kariyerle ilgili, otorite pozisyondaki kişilerle ilgili bir takım görüşmelerimizde alacağımız ya da beklediğimiz sonuçlarda yine burada aslında orta noktayı bulmak, kendini dinletmek, sözün geçmesini beklemek veya olumlu sonuç almak zor olabilir. Yine bu saatleri çok önemli işler için kullanmayın diyebilirim.
Saat 17 itibariyle güzel bir açı devreye girecek. Jüpiter ve Ay'ın arasında oluşacak o destek veren açı önemli işler, görüşmeler için çok rahat bir akış sağlayabilir. Şanslı, fırsatlı, şansın bizden yana olabileceği, kolay, daha kolay ilerleyebileceğimiz, daha fırsatlar ve maddi anlamda da bazı kolaylıklar getirebilecek bir saat dilimi olacak. Özellikle saat 15.40 ile 17.41 arası bu açıyı kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet, böyle Akrep Burcu'nda bir gün, Akrep Burcu'nda olduğunda ay daha çok finansal göstergeler çalışacaktır. Tabii bunun yanı sıra şunu da söyleyelim. Ayın Akrep Burcu'nda gezdiği günlerde genellikle yine belki doğayla ilgili soğuk koşullar, şu an kar yağıyor zaten özellikle büyük şehirlerimizde, İstanbul'da ya da diğer büyük kentlerde. Burada dikkat etmek gerekiyor. Merkür retro trafik özellikle sorun çıkartabilir. Tabii ki doğum haritaları eğer etki alıyorsa. Onun yanı sıra ise kaybetmekten korkmayın. Birey olma zamanı, kendini ortaya koyma zamanı aslında. İnsan içine karışmak, kendini ifade etmek için doğru zamanlar olabilir. Tabii ki yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir ama Merkür'ün retro olduğu zamanlar bazen böyle fırsatlar da verecektir. Çünkü Merkür şu an Kova burcunda retrosunu sürdürüyor. Yani günün ilk saatleri Merkür'ün Ay'la karesi bazı sıkıntılı durumlar yaratabilir. Bugün en çok ona dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Onun dışında Oğlak'ta olan bir Mars bizi hırslı, mücadeleli ve başarılara götürecek. Bizi zirveye taşıyacak yollar açabilir değerli arkadaşlar. Mutlu bir salı diliyorum ve tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.